yollara gidiyoruz. Bugün ikinci vlogumuzu çekmek için tekrar aynı ekiple gezmeye gidiyoruz. Bugün gideceğimiz yer Sivrice, Elazığ. Sivrice'ye gideceğiz. Orada böyle sucuk mucuk kızartacağız diye düşünmüştük. Lakin bayağı bir yağmur yağıyor. Oraya gidince göreceğiz bakalım sucuk kızartıp yiyebilecek miyiz yoksa aç karın ve ıslaklıkla geri mi döneceğiz? Orada görüşürüz. Adios. Ben şu anda buluşma yerimize geldim. Her zamanki gibi 15 dakika erkenden geldim. Siz de böyle yapın. Ben 15 dakika erken gelmeme rağmen bizim tayfada bazı insancıklar daha da geç geliyor. Onların isimlerini burada vermek istemiyorum. Kendileri yorumda belirtirler kendilerini. Şimdi onları bekleyeceğim. Onlar geldikten sonra malzemelerimizi alacağız ve... Oh, camper, camper. Yolda geliyorum. Işıklar o kadar güzel ki böyle yağmurlu hava, kasvet. Yani böyle var ya biz yalnızların... En sevdiği, biz yalnızların en sevdiği havalardan şu anda arkadaşlar. Birazdan Sivrice'ye sucuk mangal yapmaya gideceğiz. Aç olan arkadaşlarımızı bekleriz derdim de siz bunu izlediğinizde büyük ihtimalle çok geç olur. Artık o yüzden niyetimizi sizi misafir etmekle olduğunuzu anlayın. Ne kadar boş konuşsam da olsun, hadi kapat. Evet, şimdi ben geldim. Size söylemiştim zaten. Ben geliyorum ama bu arkadaşlar geç geliyor. Ben daha da erken gidiyorum normalde demiştim. Şimdi Onurcuğum geldi. Elif ve Zeliş isimli şahıslar hala bulunmadığı için burada. Geldik dedik ki bir çay içelim. Teşekkür ederiz. Evet, şu an çaylarımız geldi. Abimiz bize çayımızı getirdi. Arkadaşlarımızı içerken bari boş durmayalım dedik. Biraz çay içelim. Malum hava çok soğuk yani. Umarım çayımız bitene kadar gelirler. Sen bana direkt şey yap ya. Kaçak arkadaşlarımız sonunda geldi. Sayın Matmazel'le namı diğer içimi... Yani amcam YouTube'da videoları varmış bayağı. Var mı? Aynen, kendi alanında uzmandır. Hani amcam diye taktik versin konuşuyorlar. Gerçekten kendisi üstattır. Şu an 3 tane kitabı var. Hava kuvvetleri, Ansar Kara Kuvvetleri, bir de Hendeniz Şimdi Kuvvetleri diye. Üçünü de aldım da KPSS'ye hazırsın. Orada belirlesin. Biz kahvaltı yapıyoruz. Çocuk da Antalya'da falan hiç alakası yok. KPSS'ye hazırlanırken senin amcanı görüyor. Onunla çalışıyor falan. Sonra bana şey dedi. Elazığlı dedi benim bu izlediğim hocada. Sürekli Elazığlı olduğunu getirmişsin Elazığlılar gibi. Dedi ki tanır mısın? Ben dedim ki ben nereden tanıyacağım? Her ara Elazığ'ı tanımıyorum. Binlerce insan var falan. Dedi ki adı Mehmet Eğit. Dedim ki soyadı Eğit olan bir arkadaşım var. Söyleyeyim dedim. Ben çok sık karşılaşıyorum bir soyadı değil ya. Hemen buna sordum. Hatırlıyor musun sabah? Dedi aa amcam dedim falan. Çocuk da dedi inanmıyorum. Çok seviyormuş ama da yaşlar çok yansıyor falan dedi. Zaten bekliyoruz abi. Hoş geldin abi. Ben de birileri eksik dedin Safa. Yok abi. Abi bak şu an zoomladığım arkadaş mı ya bu? En son bu geldi bugün. Ama sor bir neden. Soruyoruz neden? Gözlük bana evde çay yaptı arkadaşlar. Tamam. Bize çay yapmış abi, kabul eder mi? Yoksa bagajda mı gitsin? Kamelya varsa abi dediğin gibi kamelyada her türlü yakarız yani. Şey yasak değil mi? Mikrofonları falan. Cheers mi? Ne dedi? Cheers. Ama kafası nasıl güzel bak. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl böyle? Çevirsene. Reşo yakıtıyla.
öğretmenlerimiz oluyor. Where are you from? Emekli. Kafam karıştı. Demeyim yok ki. How can I get you taxi? Ağzıma sor. Taksim. Sakızımız yok. Sakızımız olsa hemen taklit yapardık. Şu anda şiş sucuklarımızı hazırlıyoruz. Yandan çekmeye kredebilir. Çekmem şey mi? Yasak mı? Reklamı. Şu gözlüklerimin buğulanmasından yemin ediyorum hiçbir şey göremiyorum. Allah'ım çıldıracağım. Gözlük takmaktan sen nefret ediyorum. Sen de gözlüğü takmadın, sakını yağmurun bir de saç. Yani bir şey kalmadı değil mi? Ya kameraya değil. Bakan. Sen bak diyorum. Bakan bakan. Dur bakan ha. Gözüne getir. Gözünde sıvıcı yok, merak etme. Şaka lan şaka. Gül diye. Sakıma gerek yok. Maskeyle yeterince kal. Yemek çekebiliyorsun da köşeye gidiyor. Gariban köşesi var. Yemek çeşitleri orada da var. Hemen. İsmi neydi? Pirzola. Gariban çeşitlerinden sadece izledikleri için. Yani şimdi yemek çeşitleri bizde çok. Başta su köşeye alayım. Orada yemek çeşitlerimiz var. Şimdi, yani kuru fasulye kadar var bizde. Hepsi var. Arkadaşlar bu... Okuyamıyorum. Allah'ım ne oluyor? Gariban köşesiymiş buralar. Yemekler varmış. Neden bu hangi garibanın köşesi ya? Aynen hangi garibanın? Hangi garibanın? Çok sevip de kaptırdım. İlk kez hakkım olan ön koltuğa oturdum. Her zaman erken ben geliyorum ama şu sağ şahıs oturuyor. Ay bir saniye dur. Ben en erken geldim ama önü yine kapanmadı. Bu arada ben önce bindim ki cam kenarını alayım, onu hemen dolandı, şurada oturdu. Ortada sıkıştırmışlar galiba. Hem arkada hem ortada. Ben önce arkama koştum yani eksiğe. Yani bize şimdi sebebini anlatman gerekiyor. Neden eksiğe yani etmiş? Evet, buna bir açıklık getirmen gerekiyor. Geliyor aşağı eksi 70. Eksi 70 acaba koronavirüsünün bozulmaması için mi? Ama şöyle ki biliyorsunuz her bakteri zararlı değil arkadaşlar. Bakteri değil bu virüs. Bir dinle, ben şeyden bahsetmiyorum. He. Aşıda kullanılan bazı bakteriler var tabii ki. Ve bu bakteriler eksi 70'in altında ölüyorlar. O yüzden bu aşı eksi 70'de depolanmalı. Şirketin adını unuttum da o kargolamada yardımcı oluyor. Konteyner yapıyor eksi 70'i muhafaza edecek şekilde. Ama verdiği ülkenin onu saklama yerleri olması lazım. Bizim ülkemize gıda bile doğru düzgün saklanamazken biz aşıyı nasıl saklayalım? Bana lütfen bunu söyler misin? Nasıl? Evet, şimdi ben her zamanki cahil bir veteriner hekim olarak konuşuyorum. Biz aşıları soğukta saklıyoruz bozulmaması için. Siktir lan! Alın lan bunu, bundan bir bok olmaz ya. Umarım bize arkadaşımız doğru bilgi vermiştir. Tabii ki arkadaşlar, YouTube'dan izleyebilirsiniz. İnternetten araştırın, doğruysa yazın. Linç! Et! Ulan Doğruya Ayhan tarafından... Doğruysa abone de olursunuz. Link bıraktım. Link bıraktım. Kanalımı takip edin. Evet, gittiğimiz yeri görüyorsunuz. Sivrice yollarındayız. Bu arada bu yağmurda orada nasıl ateş yakacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Hiçbir fikrimiz yok. Evet arkadaşlar, alanımıza gelmiş bulunmaktayız. Burada, bu havada, Abun'la beraber... Benimle. Sucuk yapacağız. Nasıl yapacağız bilmiyoruz ama yapacağız. Ön kamerayı açar mısın? Bir düzeltelim kendimizi. Ön kamerayı açamam. Çünkü video çekerken dönüş yapamıyoruz. Tamam. Oy. Abi şu gökyüzüne bakar mısın? Bu sefer video bayağı bir uzun oldu sanki ama. Kesip içeriz artık. Bu arada evet, yarın sınavım var. Evet, çok mantıklı bir hareket yaparak yarın sınavım varken Abun'la beraber... Aferin taşı, sen ne demiştin, bu her şeyle ben ilgileneceğim. Şu köleyi çeker misin? Arkada geliyor köle.
Sahadan baksana mı? Ben de kendime Müslüman bir insan olarak acaba çekebiliyor muyum kendimi? Hiçbir fikrim yok. Çekebiliyorsundur bence. Diğer tarafla. Yazık, kuşun ölüsünü çek. Tripodsuz hayat gerçekten çok zor. Aman Allah'ım, ne dertler var. Kimse kendini kimse dert var. Evet sayın seyirciler, işte tam burada mangal yapacağız. Böyle bir yağmurlu günde mangal yapmayı kim seçerdi? Tabii ki bizim gibi risk almayı seven çılgın. Evet arkadaşlar, şu anda işte burada arkadaşımızın da bahsettiği gibi. Hayır şu doğum olayına bakar mısın? Şaka yaptım, bana dön. Show TV muhabiri var ya, o böyle yapıyor. Neyse. Geldik burada şimdi mangal yapacağız. Su gerçekten çok güzel akıyor. Karşımızda bir adacık var. O da çok güzel. Tek temennimiz jandarma abilerimizin, aynasız abilerimizin. Peki bunu neden volta atarken kamerada söylüyorsun? Kameralarımıza saldırdı. Kafa attı. Geldik burada şimdi şey yapacağız. Ellerim dondu. Sucuk yapacağız. Nasıl yapacağız bilmiyoruz ama yapacağız. Havayı da çek. Ha, bu havada. Hava böyle, görüyorsunuz yağmurlar. Evet. Hadi gidelim. Görüyorsunuz böyle yağmurlu bir gün. Kendime Müslüman olduğum için sadece şemsiyemi ben kullanıyorum. Evet. Müslüman bile değil bu ya. İyi olanı parçalıyorlar bu ülkede. Lan. Aa, teknemiz de varmış. Hem de yeşil. Aa. Tamam neyse, bir fotoğraflık hakkın var. Hadi. Oy. Oy. Evet kardeşlerim. Buraya getirdiler bizi ama burası da ıslakmış. Evet, ha dedim ya, dedim. Bu havada gidilmez dedim. Yapmayalım dedim. Bu havada gidilmez. Aslında hiç gidelim. Kiliseye gidelim, orada çekim yapalım dedim. Merhabalar insan. Kameralarımıza yakalandı. Ceza var mı? Ne? Sigara mı içiyor? Bu çocuktan gıcık oluyorum. Bu çocuktan gıcık oluyorum. Bence bu da seviyorum. Bu sigara içiyor. Bu zaten 2001'li. Efendime söyleyeyim, bir biz üçümüz legaliz şu an. Ben niye legal değilmişim? Benim senin yaşın küçük. Legal biri mi var? Terörist gibi değil mi Allah aşkına şu hadi an? Hadi atlayın tekneye Tayfan. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki bu aşkı yaşamadık. Elif. Günlerdir bana diyor ki beni yakından çektiğin için çirkin gözüküyorum. Şimdi ona inat kendimi yakından çektim, bakalım çirkin miyim? Sen uzaktan da çirkinsin. Bakıyoruz. Çirkin. Bakıyoruz. Çirkin. Goddammit, lanet olsun dostum. Lan bak goluna vuracağım. Güzel bir tokat efekti yapacağım. Kaçıyorsun. Hadi. Bir, tokat iki. Efekti derken vuruyor yalnız lütfen dikkatinizi çekiyorum. Güzel efekt, güzel taktik. Hadi gözlüğümüzü evet, takalım. Görüyorsunuz. Ya sana dur, ya dur sigaramı attın yere. Sigara. Sigarası düştü. Allah canın olmuyor. Neyse, uşamaz. 5 dakika oldu. Önce birkaç damla yağ gözlerimden süzüldü. Yukarıda saniye gidiyor mu? Evet. Tamam. Ya evet, şimdi ateş yakacağız. Cahil ve evet. Bilimsiz mi zannettin? Lan kömürü nereye götürdün Onur? Onur nereye gidiyor? Yakacağız. Artık şunları. Kömür değil mi? Selam. Selam. Çok ünlü olan ben. Herkes seni tanıyor. Herkes bunu kahvehanedeki amcalara izlet olur mu? Kahvehaneler kapandı gerçi. Işte. Kim tanıyor seni? Kahvedeki dayılarım. Hepsine selam gönderiyorum. Bütün akrabalarım. Akrabalarım beni tanıyor ya. Benimki beni tanıyorlar. Bir bana versene. İlkokul arkadaşlarım. Lise arkadaşlarım. Bunlar ıslanırsa yapamayız. Seni kimler tanıyor? Beni herkes tanıyor. Peki beni? Uluslararası çaptayım ben. Beni. Seni de ben sayesinde artık. Hadi bir kısım takipçilerimi tanıyor bence. Arkadaşlar gitgide kısmetim açılıyor ama açılmaz olaydı diyorsunuz. Yani evet 65 yaş üstü. Evde kalan amcalar. Şuna bak ben ya. Ben bir smackdown yaparak kırardım. Ne kadar ya sen her şeyle ilgileneceğim demiş şeyle ilgileneceğim. Yeterli. Adam bu çocuk mu her şeyi yapsın ya? He? Hevesli. Burası çok kötü. Çok kötü bir giriş aldı. Korktum sen. Çok korktum ben. Ömce. Ben çok korktum. Ben size şemsiye tutayım mı arkadaşlar? Şimdi görüyorsunuz. Allah. Şemsiye tutuyorum size. Hadi alın ıslanmayın. Ay ne kadar komik. Ne kadar komik.
Çakma aldım. Ne içiyorsun? Camsil mi? Ne içiyorsun? Camsil mi? Sen Reşo. Reşo yakıt. Sponsorumuz. Aşağıda linki var. Kaydırıp bunu sipariş edebilirsiniz. Kod da macera ekibi 20. Bu kodu yazarak %0.0.05 indirimle bunu alabilirsiniz. Safa ile İlon'un tarzıyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Berbat bir tarzı var gerçekten. Tanıyanlarınız varsa biliyorsunuzdur. Arkadaşlar, yüzük, bileklik, küpe, kol, iğrenç bir tarzı var. İnsanın böyle mide suyu ağzına geliyor düşündükçe. Tamam tamam. İnandım tamam. Martıyı alalım. Neredeymiş Mart? Mantı vardı. Gel. Ya ne kadar tatlısınız siz. Etin kokusunu aldılar arkadaşlar. Sucuğu aldığımız abiciğimiz üstündeki zarı soymamış. Dönünce gidip konuşacağız kendisiyle. Ya hepiniz teşekkür niye geliyorsunuz kamerayı görünce direkt ya? Sağ olsun, var olsun. Tüm planımız mahvoldu. Tamam, göz hakkıdır. Hadi alın. Tamam. Hayır, bir saniye. Seagull'ların kralı. Ya tamam, durun. Mesela bak, sen... Nedim'in hangisiydi? Sendin galiba. Tamam, korkmayın. Sen bunu al. Gerçekten verdiğin aldı. Yesena. Hayatımı gördüğüm en güzel hoca olabilir. Ses desen yok. Oku dedi. Yesena. Ben bizim müezzinden daha güzel okuyorum bir kere. Peki buradaki problem sizin müezzinde mi yoksa sende mi? Müezzinde. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Ağzını çekiyor. Ağzını çekiyor. Ve ben çok eğleniyorum. Aklıma çok kötü şeyler geldi. Ağzı mı? Ye bakayım. Şu an yoğun baskı altında yemin. Yiyemiyorum. Aklıma yine kötü şeyler geldi. Keşke ben... Ya bir çıkarsanız arkadaşlar. Arkadaşlar o basmış yapalım. Burnum böyle içine diye çekiyorum. Ay tam damlanın altına düştüm ya. Şiş vardı burada 50 tane. Bunun biraz daha mı kalsın? Allah'ın belası. Gülüşünde bir şey var. İçime dokunur. Kötü koşullarına karşı yine de. Sen. Abdullah Bey'e soru sormak istiyoruz. Evet Abdullah Bey, ateş ısıtmıyor mu? Neden bira? Ne çekiyorsun kardeşim? Vodka mı lan? Vodka mı lan bu? Herkes seni tanıyor, ne diyorsun? Herkes beni tanıyor. Evet. Abdullah abimizin Instagram'da sayfasını takip edin. Saint Innocent. Anlamı nedir efendim? Masum Aziz. Evet. Tarzı. Arkadaşlar benim elim Masum Aziz. Hadi görüşürüz. Sonra tekrar bir araya geliriz.